Merhaba arkadaşlar, ben Wait4Game'den Hasan. Bugün sizlerle bir mobil oyun incelemesiyle karşınızdayım. Bu oyunun adı AA, AU falan, TF, TS, hepsini göstereyim ben isterseniz size. Resimdeki ben real. Burada neler var? AA, SP, AU, UU, AO, RR, RL, TH okumaya üşenirseniz diye yaptım. AA'dan başlayarak hepsini size inceleyeceğim. Bu rehber niteliğinde olmayacak. Bunun rehberleri vardır kesin internette. Geçemediğiniz bölümde geçersiniz. Oyunu hiç bilmeyenler için özetleyeyim. Bir sürü oyun var. Oyunun temel prensibi dokunarak. Dokununca bir tanesini atıyor. İkinciyi atıyor. Üçüncüyü atıyor. 4, 5, 6. 6 tane yoktu büyük ihtimalle ama. Dokundukça onu oraya atıyor. Ve giderek bölümlerimiz zorlaşıyor. Şimdi aralı. Şu aralara koymak önemli. Gördüğünüz üzere hepsini araya koyunca bitti. Üçüncü bölümde şimdi ters dönen bir şey var. Aralar daha kapalı ve daha hızlı dönüyor. Giderek bu işler zorlaşıyor. Bakın yani yanınca da böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bu şekilde aralarına yerleştirmeye çalışıyoruz. Çubuklara çarpmadan. Bu AA'nın kuralları. Böyle 7-8 tane farklı oyun var. Hepsinden 5-10 tane yapayım isterseniz. Bu şekilde 5. bölümü de geçiyoruz. Daha sonra 6. bölümde yine bu şekilde aralara parça atarak bitiriyoruz. 7. bölümde neresi daha zor anlamadım. Herhalde daha çok parça. Şimdi 7. bölümde top sayısı fazlalaştı. O yüzden araları daha kapalı tutmak gerekiyor ki arkadan gelecek toplara yer kalsın. Bunu da atalım. 7. bölümü de bu şekilde geçtik. Şimdi yanınca böyle kırmızı bir ekran oluyor ve toplarımız düşüyor. 8. bölüm. Evet, bir sorun oldu. 8. bölümden devam ediyoruz. Bu şekilde 8. bölümü de geçip diğer oyunlara geçelim. Ya da geçemezsem bu bölümü hemen bırakırım. Evet, şu büyük boşluğunun gelmesini bekliyorum. Şimdi şuradaki 12'nin yanına atarsam bitiyor. Evet. Bu oyunu geçelim şimdi. Diğer oyunumuza geçelim. SP. SP'nin olayı ne bilmiyorum. Gerçekten sizle göreceğim. SP'de yine böyle eklemedi ama ne değişiklik oluyor onu anlamadım. Ekliyorsun bu şekilde. Aynısı ya. Farklı mı yoksa? Bir çubuklarda uzunluk kısalık farkı var. Fark ettiniz mi? Ha, giderek daralıyor çember. Yani birbirine dokunmaması lazım. Ki kaybedeceğiz birazdan. Çünkü çember oldukça daraldı. Evet, olay bu. Bunda da hızlıca atıyoruz. Çember daralıyor çünkü yavaş yavaş. Böylece birbirine değmemesini sağlıyoruz. 3 tane kaldı. Yine çember daraldı. Olmuyor. Deyince gitti. Bu bölümü geçip bunu da geçelim. Çünkü SP en zor oyunlarından biri tahmin ediyorum ki. Fazla beklerseniz olmuyor. Fazla yakın atarsanız olmuyor. Fazla uzak atarsanız atamıyorsunuz. Hızlıca atmanız lazım açıkçası. Olayın özü hız. Bu şekilde hızlıca atınca geçiyorsunuz. Neyse, zor bir oyun. Bunu geçelim. Şimdi SP'den sonra AU. AU'ya gelirsek. Hemen oynayalım AU'muzu. Ha. Burada toplar geliyor. Siz dokunarak çemberi döndürüyorsunuz. Dönme hızını ayarlıyorsunuz. Tamam. İlki gelsin. Sonra bu tempo bize yeter. Geliyor. Ara ara dokunarak çemberin dönme hızını değiştirmemiz lazım. Çok da hızlandırırsak olmaz. Evet. Ya abi, bu oyunların temel mantığı bir ritim yakalamak. Ritmi yakalayamazsanız yapamıyorsunuz. Bu şekilde 2'yi de geçelim. Şekilde döndürüyoruz. Ve 3. bölümü de geçiyorum. Blank dots. Boş noktalar. Ne demekse.
böyle hızlıca çılgınca bir dönüş yaptırabilirsiniz. Riske girip izlemesi eğlenceli. Böyle hata oluyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Kazanmak istiyorsanız, eğlenmek istiyorsanız olabilir. Şöyle. Şöyle, evet. Evet, dördüncü bölümü de geçip bu oyunu da geçelim. Şimdi UU oyununa geliyoruz. Hepsini General Appetive mi? Dur bir sonrakine okurum. Noktaya dokununca farklı taraftaki noktalar ortadaki noktaya geliyor. Açıklamaya bak. Blank dots ne demekse anlamadım ha. Ha. Şu ortadaki kendiliğinden gelen noktaları kastediyor herhalde blank dots diyerek. Ya abi yapamadım. Niye olmuyor ki? Bir yapamadım ha dur. La dur. Bu oyuna Flappy Bird'e sinirlenen arkadaşlar sinirleniyormuş. Ben Flappy Bird'e de sinirlenmiyordum açıkçası. Buna da sinirlenmiyorum. Ama diyeceğim şimdi telefonumu kıracağım. Üçüne dikkat etmek zorundasınız. Biraz dönsün, dönsün, dönsün. Hadi, 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 hadi. Ya üç aynı anda boşluğa gelse dört tane nokta var şimdi. İyi bir zaman değil. Ya gelmiyor ama. Biraz bekleyelim, tamam. Açtım bacaklarımı, bekledim. Ya geçeceğim bunu. Geçeceğim. Olmadı keseriz yani. Kamtasya bizim değil mi arkadaş? Ya azıcık daha beklesem olacaktı o sefer. Evet. Böyle ara ara reklamlarda sinirinizin tam ortasına iyi geliyor. Neyse ya geçiyorum. Vallahi hiç uğraşamam. UU'yu yapmıştık. AO. General Adaptive. Adaptive. Tapenal. Tamam. Bir orta bir daire var. Onun uzunluğunda geliyor şeyler ve böylece koyduğumuz çubukların uzunlukları farklı oluyor. Evet, çok saçma. Niye oraya koyduysam. Bu şekilde hızlı bir şekilde koyuyorsunuz. Böylece çubuklarımızın uzunlukları farklı oluyor. Bunu göstermek için ortadaki dairenin uzunluğuyla o an koyduğumuz çubuğun uzunluğu aynı olacak. Giderek genişliyor dairemiz. Tabii bu ritim giderek değişiyor. O da ayrı. Bunun rehberini çeker miyim, çekmem. O kadar kafa yok bende. Çekersem iyi izlenme alırım. O ayrı mesele ama her şeyde izlenme değil yani akıl sağlığı daha önemli bence. Şunu da geçeyim, bir sonraki oyuna geçelim. Bu şekilde koyuyoruz. Ortadaki iyice daraldı. Ama koyamadık. Böyle aynı anda iki tane sığdırmaya çalışsak olacak gibi. Genel olarak ona kadar bir tutorial niteliğinde oyunlar. Bu arada G3 çektiğim bu videoyu çektiğim aygıt vlogları da G3 ile çekiyorduk. İlk iki vlogu G3 ile çektik. Son ikisini başka bir kamera Samsung bir kamerayla çektik. Hangisi daha güzelse sizce söyleyin. Bundan sonra onunla çekelim diyorum. Ya yani yorum atın arkadaşlar. Yani bizim kanalın en büyük eksiği bizim çapımızdaki diğer kanallardan geçiyorum bu arada. Yorum. Yorum eksiğimiz var. Lütfen yorum atın. Tamam. Beğeni yine geliyor iyi kötü ama yorum lazım bize. Bize yorum lazım. Yorum atarsanız nelerimizin eksik olduğunu anlarız. Böylece size daha kaliteli videolar çekeriz. Eğer beğendiyseniz, beğenmediyseniz de yani bir zahmet neyi beğenmediğinizi söyleyin, düzeltelim. Ya lütfen yani benim açıkçası YouTube görüşüm şu değil. Kendi kafama göre yapayım falan. O değil yani. Sonuçta tam kendi
kendimi eğlendiğim için çekiyorum. O ayrı mesele ama siz izleyin diye çekiyorum. Bu arada reklama tıklamak en sinir olduğum şey. Şuradaydık 6'dan. 6. bölümü de geçtik. Kolay böyle tak tak gidiyor. Bak fake attı, gördünüz mü? Bir tane daha fake atandan oynayalım. Tamam neyse. Bunu da geçelim. Bunun diğerlerine göre nispeten kolay. Bu arada bu listede gördüğünüz oyunlardan çekmemi istediğiniz varsa çekerim. RL. RL de çok güzel bir oyundur. Diyeceğim. Bilmiyorum. Bunu da 8 bitişiminde gidiyor. Göstereyim. Noktalar bu oyunda 8 bitişiminde ilerliyor. Bir gösteremedim. Neyse şunları kendi haline bırakayım. Bu şekilde 8 biçiminde ilerliyorlar. Bu şekilde çok yakın koyarsanız ilerlemiyorlar. Bu en zorlarından biri. Bence. Aralıklı mı koyacağınız, aralıksız mı koyacağınız, yani bir karar vermek zor. Ama birbirine çok yakın geçmediğini varsayarak şöyle hemen dibine atabilirsiniz diyeceğim. Atmayın neyse. Bunu da geçelim. TH, son oyunumuz TH arkadaşlar. Bu arada yoruldum. Oy. Vallahi yoruldum. Bu mu? Bakalım. Böyle arasından arkadaşları atma oyunu. İçinden geçti zaten. O yüzden yine içinden geçirmeyi denedim. Evet, bu şekilde takılabiliyor bazen. Evet. Son oyunumuz. Speed'imiz değişebiliyor. Hızımız değişebiliyor. Hızımız daha yavaş. Ya. Hadi. Bu son oyun olduğu için şunu geçmek istiyorum. Ya neyse. Bu oyunda anladınız işte. Bu ortadaki noktalardan geçirerek diğer topumuzu atma oyunu. Evet. Arkadaşlar. Şu A'yı tekrar açayım. Arkadaşlar oyunlarımız bu şekilde. Gayet vakit geçirmek için iyi bir oyun. Bu aralar ben de sağda solda oynayan bir sürü kişi gördüm bu oyunları. Beğendiyseniz indirin bedava. Reklam çıkararak para kazanıyorlar. Aferin onlara. Ya ayrıca şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu oyunları geliştirmek yani zor. Bir o kadar da kolay yani. Şu oyunu geliştirebilecek bir sürü belki Türk mühendis var. Yazılımcı var. Ama onlar yani daha az paraya işçi gibi çalışıyorlar. Onun yerine böyle şeyleri bir araya gelip şey yapabilirler. Yapabilirler açıkçası. Bu yüzden bir girişimcilik bizim milletimizde eksik. Neyse, bu kadar derin konulara girmeden ben videoyu bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videolarımızı takip etmeyi de unutmayın.